Öyle biri vardı, market sahibiymiş. Oğullarına dedi ki, oğullarım, market defterinde kimin borcu yazıyorsa, ne kadar borçları veresiye varsa hepsini silin. Ben de yaşlandım zaten, vefat edip gideceğim. Onlara böyle bir iyilik yapalım. Bu sefer, aleykümselam, Allah'ımız meleklere dedi ki, o ki benim kulum diğer kullarıma merhametiyle davrandı. Onların borçlarını görmezden geldi. Ben de onun günahını görmezden geliyorum. Bütün günahlarını affediyorum. Yani Allah'ımızın merhameti geniş mi geniş? Seni nereden yakalayacağı belli olmaz. Azap açısından nereden yakalayacağı belli olmayacağı gibi, rahmet açısından da seni nereden yakalayacağı belli olmaz. Buhari hadis-i şerifine geçmiyor mu? Bir kadın cenneti nasıl kazandı Emre abi? Ne yaptı? Bir tane ayakkabı getirdi. Köpeğin ağzına suyu verdi. Oradan cenneti kazandı ya. Öbür kadın nereden cehennemi kazandı? Bir tane kediyi hapsetti. Ne su verdi, ne yemek verdi. Kediye zulmetti, psikopatlık yaptı. Cehennemi dibini boyladı. Yani ne olacak ki? Bir kediden, bir köpekten ne olur? Biri cenneti kazandı, biri cehennemi kazandı. Yani uçmaya kaçmaya gerek yok. Önemli olan istikrar. Önemli olan istikamet. Az yapmak, öz yapmak ama devamlı yapmak. Biz sana bir anda sadakayı işte milyonları yatır falan demiyoruz. Ama 1 lira 1 lira olur değil mi? 2 lira 2 lira olur. Daima sadaka verenlerden olursun. Yani mesela bir insan diyor sürekli teheccüd namazı kılsa ve efendim sürekli kuşluk namazı kılıyordu vesaire efendim. Ama o gün teheccüd namazına kalkamadı. Bir gaflet oldu. Allah onu uyuttu. Ne diyor hadis-i şerifte? O gece de teheccüd kılmış gibidir diyor. Allah onun boşluğunu doldurur. Niye? Çünkü bu adam istikrarlı bir ibadet yolu, statüsü tutturmuştu. Allah da onun eksiklerini tamam ediyor. Dolayısıyla biz de ağzımıza bir istikrar verirsek, Allah da biz öldüğümüzde bize Müslüman yaşamış, şehadet edecek insanlar nasip edebilir. Ama sen ağzına sahip olamazsan, diline sahip olamazsan, dedi insan diline sahip olamadığı zaman düşmanı çok olur. Değil mi? Yani böyle keskin dilli olduğu zaman o da konuşmuyor, o da konuşmuyor. Bir de hakaret ediyorsa, bir de küfürbazsa ya ben seninle ne oturacağım diyecek. Sen benim kalitemi düşürüyorsun yani. O gitti, o gitti. Sana da kimse şahitlik yapmaz. Şahitlik yapmayınca biraz zor olur bu işler. Ondan sonra dersin ki beni nereye götürüyorsunuz? Benim kabrim cehennem, götürmeyin beni. Ama kim dinleyecek seni yani? Ya. O yüzden peygamberimize yine Hazreti Sa'd bin Muaz olması lazım. Ya Resulallah, makamımız, derecemiz artması için bize ne buyurursun? Ne yapalım yani? Dedi ki ya Sa'd şunu tut yeter dedi ya. Dilini çıkardı böyle. Şunu tut dedi. Yani boş konuşma. Efendim vaktini bu dille boşa harcama. Küfretme, hakaret etme, insanların hakkına girme. Ne demek yani? Bir adam bir konuşuyor, savaş başlatıyor. Öbürü bir konuşuyor, savaş bitiriyor. Dil nedir? Dil acayiptir yani. Dil her şeydir.